Gülperi ile Her Şey Burada kanalına hoş geldiniz. Sağlık, huzur, mutluluk sizlerle olsun diyorum. Bugün nasıl söyleyeyim, cesaretli bir şey yapacağım saç boyası hakkında. Bu markadan ilk defa kullanacağım. İnşallah saçlarımı çok koyu yapmaz. Çünkü benim boyamın markası yıllardır aynı. Aynı marka. Ben kaç sene oldu boya yapalı? 4 sene oldu. 4 sene falan oldu saçlarımı boyayalı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Nasıl söylesem, ben de çok tedirginim aslında. Ya koyu yaparsa hesabına. Bir de şey, kesme falan yapamıyorum. Çok uzun olursa video ya. Uzun olursa kesme de yapamayacağım artık. Şöyle bir şey var. Durduracağım videomu. Duşa giderken tabii. Ve ondan öncesi. Merak ediyorum. Arkadaşlar, şey yazıyor, Nevaton yazıyor. Bunu annem almış. Kendisine almış iki tane, birkaç tane, yani iki tane vardı, iki tane seçeneğim vardı. Ben bu platin sarısını seçtim. Ay merak ediyorum ya, saçımı koyulaştırmaz inşallah arkadaşlar. Bir dene dedi, bakalım bir deneyelim. Neva Color'um da var, onu da yeni almıştım aslında. Ben bunu bir deneyeyim. Eğer saçımın diplerini çok böyle şey yapmazsa, açmazsa bilmiyorum, sizlerle birlikte yapacağız. Burada bir şeyler var. Ne var bakalım. Şöyle iki tane tüp boya var. Benim saç diplerime iki tane tüp boya yetiyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Deneyeceğiz. Türkçe bilmiyor gibi konuştum. Oksiden kremi var bunun içinde. İki tane de. Neler varmış içinde merak ettim. Eldiveni var. Ben de eldiven getirmemiştim. Dedim şimdi nasıl gideceğim, geleceğim, zor olacak şimdi içeriye. Banyoya gidip eldiven getirmek. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugün hava bir açıyor, bir kapanıyor, bir güneş var. Bir yağmur yağdı, yağacak arkadaşlar. Bilmiyorum. Güneş bir yandan böyle vuruyor bana ama gözlerimi kısıyorum. Arkadaşlar burada oksiden kremi var. İki tane oksiden kremini kullanacağız. Ay saçlarımı nasıl yapacak acaba? Hala korkuyorum. Neden? 50 milim de kaç oksiden kaçtık yani? Yazmıyor. Ay arkadaşlar oksidenin kaçlık olduğu yazmıyor. Neden? Merak ettim ama oksidenin yazması lazım aslında. Ya biliyor musunuz, hiç okumadan, bakmadan, daha açmadan geldim, hemen videoyu açtım. İnsan bir kontrol eder değil mi? Ben hiç kontrol etmedim. Vallahi bilmiyorum artık arkadaşlar. Yapacağız. Ay inşallah. Bu ürün çok uygun fiyattaymış arkadaşlar. İki tane tüp var içinde, bir de yani iki tane boyası var. Ben normalde Neva Color'un ikisini 25, iki tanesini 25 mi oluyor? Evet, iki tane boyasını 25'e alıyorum. Bu 10 liraymış arkadaşlar. Ucuzluk varmış, fırsat ürünü. İki tane içinde 10 lira, tanesi 5 liraya gelmiş oluyor. Ama önemli olan bu fiyat aralığı değil, saçlarımıza uygun olması, saçlarımızı güzel açması, diplerine süreceğim birazdan. Saçlarım var ya, birbirine girmiş, topuz yapıverdim. Ben ilk önce boyaları sıkacağım. Bu da renk koruyucu saç bakım kremiymiş. İçinden çıktı. Ben bunu kullanmayacağım arkadaşlar. Ama kullanıp da size söylemem de lazım değil mi? Ya benim kendime özel saç kremim, saç bakımım var. Ona göre değiştirmek istemiyorum. Ben bu kremi kullanmak istemiyorum aslında bir yandan da. Dursun bu bir kenarda. Yani onu kullanacağım, kullanmayacağım. Yani öyle bir riske girmek istemiyorum. Ya da gireyim mi? Düşünürüz. Sizlere söylemem lazım. Şimdi almak isteyenler olur. Neydi adı? Nevaton. Bir kutu boya. Bir kutuda iki tane boya varmış. Ay arkadaşlar saçlarımı inşallah hepsini aynı renk yapar. Çünkü ben kendi boyamdan çok memnundum. Allah'tan var yani. Ben aldım kendime. Duruyor boya. Bir şey olursa onlardan bir tüpünü kullanacağım dipleri artık. Yapacak bir şey yok. Açacağım yani. Cila yapacağım. Arkadaşlar şöyle bir sıkayım. Renk olarak da çok güzel. Şöyle göstereyim. Bakın açık renk.
Rengi açık. Açık krem. Krem rengi. Yavru ağzı da diyebilirim. Evet. Videom bilmiyorum ne kadar uzun olacak. Artık yapacağız bir şeyler. Arkadaşlar şöyle bir sıkalım. Eğer saçlarım koyu olursa kendi rengine dönmüş olur artık. Kumral olursa kendi rengime dönmüş olacağım. Sorun değil. Ama daha koyu olmasın lütfen. Normal saçlarım kumral arkadaşlar. Ben bir şey sürüyorum işte. Bir Nevecolor'un şeyini keşfettim o zaman. 12.00'ını kullanıyorum ve oksidanım da 40 volümlük alıyordum. Öyle kullanıyordum. Bilmiyorum. Merak ediyorum nasıl olacak. Artık bundan sonraki videolarda koyu renkli görebilir misiniz beni? Merak ettim vallahi. Hemen saçlarımı böyle boyayacağım. Ben başka bir renk düşünüyorum saçlarımın uçlarına falan. Yazın yapacaktım aslında o başka dediğim rengi de. Havam yerinde değildi yazın. Evet, belki kışın ortasında falan yaparım sizlere. Değişik renk düşünüyorum. İki tane değişik renk yapmak istiyorum saçlarımın uçlarına özellikle. Ama kendim yapmak istiyorum. O ayrı bir konu. Evet. Ay çok merak ediyorum. İnşallah koyu olmaz arkadaşlar. Bugün birazcık dedim havamı değiştireyim. Geçenlerde gelincik girmiştik kümesine. Çok güzeldi yavrum. Yavrumdan bir tanesini kaybetmiştik. Üzülmüştüm. Bir gün iki gün boyunca biz uykusuz kaldık. Bugün biraz yorumlara gittim. Videomun yorumlarına. Daha doğrusu videoların yorumlarına gittim. Bayağı bir gittim kişilere. Baktım çok gittim. Spam olmayayım dedim bugün hani. İşte insanlara işte gitmek lazım. O kadar destek verdiler. Veriyorlar. Ben de onlara gidiyorum işte öyle. Birebir desteğimi verdim bugün. Şöyle elime değdi. Herhangi bir yanmadı elim. Ama tabii eldiven takacağım. Eldiven nasıl acaba? Büyük ya da küçük fark etmez. Mecbur kullanacağım. Hiç kalkmayayım yerimden. Hiç problem yaşamak istemiyorum şu telefonla ilgili. Evet. Hadi hayırlısı inşallah. Oksidanı döktük. Evet arkadaşlar ikincisini de dökelim. Kaç volümlük, kaçlık anlamadım yazmıyor bir şey ama. Bakacağız. Vardır bir sırları elbet. Evet, ikincisini de döktük. Şimdi karıştıracağım bunu güzelcene. Ben böyle fırçayla güzelcene karıştıracağım arkadaşlar. Saçlarıma süreceğim. İnşallah dediğim gibi istediğim sonucu alırım. Bu aylık sadece böyle yapayım. Değişik sonuç alırsam, güzel sonuç alırsam. Boya markalarını deneyebilirim böyle arada. Çok denemek istediğim boya markaları var aslında ama hani şey olarak renk tutturma olarak aynı şeyi verecek mi diye de düşünmüyor değilim. Duştan sonra merak ediyorsunuz değil mi? Nasıl olacak bu kızın saçları diye. Aslında şimdi merak edin. Saçlarımı açınca ne olacak? Saçlarım çok kötü. Birbirine girdi. Ben bağlamayı, topuz yapmayı çok sevmiyorum. Sürekli saçlarım açıktır. Hep açıktır. Hiç böyle toka takmayı sevmiyorum fazla. O yüzden de birbirine girdi bugün. Şöyle arkadaşlar. Ben bunu güzelcene karıştırdım. Şöyle göstereyim. Güzelcene kremsi bir şekle getirdim. Evet. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Koyulaştırdım yani. Evet, şimdi boyamıza başlayacağız. Hey, sakın bir tane olmasın. Benim şansım ya. İki
tane beklerim, bir tane çıkar. Evet, şimdi şansıma da elime tam geldi. Evet, eldivenlerimi de taktım. Şöyle size karşı yapayım ya. Yapayım. Arada bir de buradan böyle bir bakınayım arkadaşlar. Bir şey getirdim arkasına. Evet, boyanın kokusu biraz öksürttü. Evet, buradan aynen tam oldu. Evet. Asıl mesele şimdi başlayacak. Bakalım becerebilecek miyiz? Ben ne şekil yaparsam yapayım arkadaşlar, güzel oluyor. Yani bir şey kalmıyor. Özellikle dipler tam boyanıyor. Açıkta kalan bir şey olmuyor. En sonunda masaj gibi şöyle şey yapıyorum. Şöyle yapalım. Ay çok merak ediyorum. İnşallah saçlarım koyulatmaz. Platin sarısı diyor ama benim saçlarım tabii. Merak etmiyor değilim şimdi. Birazcık yakıyor. Ay burnum. Burnum kaşınıyor. Birazcık yakıyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Sürersiniz. Birazcık yandı. Şu oksidanını merak ettim. Ne kadar diye yazmıyor. O kadar baktım ama. Kaçlık acaba merak ettim. En yüksek 40'lık biliyorum, yani 40 volümlük. O yüzden bir de 9 var en düşük. Ama bu nasıl bilmiyorum. Evet. Şöyle. Önce gördüğünüz gibi şöyle şeyleri yapıyorum. Nasıl söyleyeyim? Kenarları yapıyorum. Daha sonra ayrıntılarına gireceğim. Bu arada 1,5 ay oldu ben saçlarımı boyamayalı. Yani çok sık böyle 15 günde 20 günde bir boyayanlardan değilim. Ara veriyorum genelde. Öyle boyuyorum. Yani 1,5 ay falan geçiyor aradan. Bazen 2 ay boyamıyorum. Dinlendiriyorum saçlarımı. Faydasını da görüyorum. Çünkü boya her ne olursa olsun, her ne kadar içine oksidan koymasak da arkadaşlar, boya yıpratıyor saçları. Çünkü kimyasal madde oluyor içinde. Kimyasal madde olduğu için de saçlarımızı tabii ki de mahvediyor. O yüzden bazen dinlendiriyorum. Evet, şimdi buradayız. Aslında bu ay da dinlendirecektim. Hazır annem almışken dedim bir deneyeyim. Şöyle araları açalım. Ben mesela Neva Color'u sürdüğüm zaman şöyle söyleyeyim, direkt şey oluyordu. Etkisini gösterirdi. Mesela diğer tarafları sürene kadar mesela ön tarafı hemen bir turunculaşmaya başlardı arkadaşlar. Sonra daha sonra sararırdı zaten. İstediğim renk olurdu. Bunda öyle bir şey görmedim. Ama kokusuna gelirse
Kokusu aynı, keskin yani neve kolarınki gibi. İki camlar açık. Çok keskinmiş kokusu. Yani iyice sürünce anladım. Bayağı bir keskin kokusu arkadaşlar. Ben saçlarımı hep kendim boyadım arkadaşlar. Yani açma işlemini de kendim yaptım. Her şeyini kendim yapıyorum. Yani kuaföre hiç gitmedim saç boyamak için daha. Bir tek saç kesimi yapamıyorum. Onu da gitmedim. Kendim yapıyorum ama şöyle kafirlerimi falan kestirmek istiyorum aslında kuaföre gidip. Onu bir tek düzgün yapamıyorum. Ama yapa yapa da öğrenirim diye düşünüyorum. Bir bakacağım. Şimdi pandemi ya. Şimdi bir yere gitmek istemiyorum. Onu da kendi kendime yapmak istiyorum. Kafir yapmak istiyorum yine. Arkadaşlar boya işlemimiz deneme amaçlı, bakalım iyi gelecek mi bana. Deneme amaçlı yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle masajlar yaparak iyicene diplere yediriyorum arkadaşlar. Öyle daha rahat oluyor. Bütün dipler yiyor. Şu an hani kafamdaki bütün diplerden haberdarım. Yani sızlıyorlar. Bakalım ne olacak merak ediyorum. Açacak mı açmayacak mı? Yani şimdi beklemeye geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, saçlarımı boyadım ve 45 dakika tam beklettim. Sonra saçlarımı güzelce de yıkadım, doğruladım ve şöyle söyleyeyim sizlere, inanılmaz derecede de çok güzel oldu. Şöyle söyleyeyim, tabii ki de kendi saç boyamdan hiçbir zaman vazgeçmem. Bir dahaki sefer artık kendi saç boyamı devam ettireceğim. Ama bu da güzeldi tabii. Şöyle gösterebilirim. Şöyle. Arkadaşlar şimdi çok da güzel aslında boya. Yani farkı yok aslında çok fazla. Ama ben kendi boyama alışkın olduğum için yine ben herhalde öbür sefere de yine devam ederim Neva Color'una. Color boyama. Ama bu şöyle göstereyim. Neva Cotton'da çok güzeldi. Saç rengine şöyle söyleyeyim. İyi yani, bak oryalsız kullanıyorum. Gördünüz. Zaten oryal hiç kullanmadım. Kullanmayacağım. Öyle açtım. Çok seviyorum ben bu rengi. Bu rengini tutmasını da çok seviyorum. Saç diplerimde şöyle söyleyeyim. Kendi saçlarımmış gibi duruyor. Orijinal duruyor. Yani çok böyle, ben böyle diplerini çok sarı sevmiyorum. Böyle hafif böyle altın renginde. Şöyle. Boya yaptıkça tabii uçları da değdiği için onlar da rengi de açılıyor. Şu an saçlarım nemli olmasına rağmen yine de gördüğünüz gibi sarılığı böyle. Sarılığını koruyor. Böyle arkadaşlar. Kendim boyadım. Aynı gördüğünüz gibi. Her işi kendimiz de yapabiliyormuşuz. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Buradan hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.